Sesi yaşıyoruz. Seçimden önce Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca kamuda artık yönetici alımında veya kamuda mülakatı kaldırdık şeklinde beyanlarda bulunmasına rağmen son Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı yönetici atama kılavuzunda mülakatın var olduğunu görüyoruz. Biz başından beri mülakatın bu ülkede torpil olduğunu, yandaşları kayırmak üzere kurulu olduğunu söylüyorduk ve defalarca da yargı kararlarına giren metinlerde mülakatın haksız bir süreç olduğunu da vurgulamıştık. Yine aynı bir durumla karşı karşıya kaldık. Biz buradan yetkililere sesleniyoruz. Türkiye toplumunu artık uyutmayın. Verdiğiniz sözlerin arkasında durun. Çünkü mülakat demek torpil demektir. Mülakat demek liyakatın ortadan kalkması demektir. Mülakatın varlığı aynı zamanda eğitimde niteliğin düşmesine de neden oluyor. Çünkü yandaşlık üzerine şekillenen ve aynı zamanda insan onurunu zedeleyen mülakatla idareci olan arkadaşlar görevlerini tam olarak hayata geçiremiyorlar. Biz buradan bir kez daha verilen sözlerin tutulması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü bu ülkede bizler sendikalar olarak bu sürecin takipçisiyiz ve bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Şu anda bizde müdür ve müdür yardımcılığı atamaları yapılacak. Kılavuzu yayınlandı. Arkadaşlarımız da bu konuda çalışmalara başladılar ama bütün soru işaretleri mülakatın üzerine kurulu. En son daha bir ay önce bir üyemiz üzerinden kazandığımız bir yargı kararı var. Orada da aynı şey söyleniyor. Yazılı sınavda 75 alan üyemize mülakat sırasında 45 verilerek tercih yapılmasının önüne geçildi ve bir yıla yakın bir süreçten beri süreyle yargıda uğraşmamızda arkadaşımızın biz atamasını gerçekleştirdik. Bu hem kamuya maliyeti olan bir durum. Aynı zamanda da arkadaşımızın gerçekten psikolojik olarak da yıpranmasına neden oldu. Aynı zamanda mülakata konu olan gerekçelerden bir elemede konu olan gerekçelerden bir tanesi de emniyet soruşturması adı altında birçok kişinin fişlenmiş olduğunu da bu yargı kararıyla görmüş olduk. Belli takvimde yayınlanmış şekilde belli müdür ve müdür yardımcılıklarında ayrı. Daha önce de bunu Sağlık Bakanlığı'nın uygulamasında gördük. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamasında. Yine ben bir daha tekrar ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı kürsüden defalarca bu sözü verdi ve biz artık sözlerinin tutulmasını istiyoruz.